Tartışırız. 17-25'in ne olduğunu, devletin nasıl soyulduğunu, birilerinin nasıl paraları götürdüğünü. Ya bu adamlarda ahlak ve erdem yok ya. Ahlak ve erdem yok ya. Ya kalktı Trump dedi ki senin mal varlığını araştırırım dedi. Tık yok ya. Benim verilmeyecek hesabım yok diye bir cümle kuramadı ya. O nedenle beni tanımıyorlar. Ama buradan 85 milyon vatandaşıma sesleniyorum. Hiç ama hiç çekinmeyiniz ve korkmayınız. Yolsuzlukların üzerine, tüy bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin üzerine kararlılıkla gidecek bir kardeşiniz var. Yani adı Kemal Kılıçdaroğlu. Kararlılıkla gideceğim. Efendim, dünkü İYİ Parti Genel İdare Kurulu'ndan İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkarılması yönünde bir karar alındı. Bu karar nasıl değerlendiriyor? Bir siyasi partinin aldığı kararı saygıyla karşılayacağız arkadaşlar. Bir siyasi parti diyor ki biz bağımsız olarak seçimlere gireceğiz. Saygıyla karşılayacağız bizi. Efendim, ittifak seçeneğinin masadan kalktığı şeklindeki yoruma katılır mısınız? Arkadaşlar, seçimden sonra zaten kurduğumuz ittifak zaten bitti. Bunu daha önce de söyledik. İttifak ne dönemlerde olur? Seçim dönemlerinde olur ittifak. Biz daha önce ittifakın daha uzun süreli olmasının temel nedeni neydi? İktidara geldiğimizde neler yapacağımız konusunda ortak mutabakat metnini hazırlamaktı. Onu yaptık biz. Yani iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Eğitimde ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? İktidar olduktan sonra bunları tartışmak yerine iktidar olmadan önce bütün bu tartışmaları yapmak ve iktidar olduktan sonra da süratli bir şekilde Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak. O nedenle o ittifak süreci biraz uzun sürdü. Peki arkadaşlar. Özgür Özel'in yarın adaylığını açıklayacağı iddia ediliyor. Yorumunuz nedir bu konuda? Gayet güzel arkadaşlar. Burası Cumhuriyet, ya burası diyorum, özür dilerim Sayın Başkan. Burası derken yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi değildir arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her üyenin genel başkan olma hakkı vardı. Bütün kurultaylarımızda, benden önceki kurultaylarda dahil çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan eder. Adaylıklarını ilan etmeleri için biz genel merkezimizde onlara gerekli yerleri tahsis ederiz. Her türlü ikramı sağlarız. Bunlar çıkarlar, adaylıklarını ilan ederler. Bugün Özgür Bey, bugün veya hangi gündü? Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız İstanbul'dan, o da bir mektup yazmış. Ben de genel merkezde adaylığımı ilan edebilir miyim diye. Tabii hemen yanıt verdik. Elbette genel merkezde adaylığınızı ilan edebilirsiniz diye. Cumhuriyet Halk Partisi demek demokrasi demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek hak, hukuk, adalet demektir. Cumhuriyet Halk Partisi demek geleceği inşa etmek demektir. Cumhuriyet Halk Partisi kavgaların partisi değil ki. Böyle hayır sen olamazsın ben olurum o zaman ben senin ayağını kaydırırım. Böyle bir düşüncemiz asla yok. Herkes özgürce genel başkan adayı olur. Ondan sonra özgürce yarışır. Sonuçta delegelerimiz ya da partilerimiz karar verecekler. Biz ona saygı gösteririz. Son soru. Efendim, Ankara ve İstanbul'da İYİ Parti ile bir ittifak olma ihtimali var mı? Arkadaşlar o daha sonraki bir aşama. Daha sonraki bir aşama. Anayasayla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Yeni anayasa hazırlığımız devam ediyor dedi. Milletin çeşitliliği... Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacaksınız? Önce şunu söyleyecekler. Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz. Mülakat birincisi. Biz özür diliyoruz. Bunları söyledik ama montaj videoları yaptık. Bunun için de özür diliyoruz. Haksızlık yaptık. Ahlaksızlık yaptık. Erdemsizlik yaptık. Özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin oturalım. Güzel bir anayasa yapalım. Peki efendim, milletin çeşitliliği vurgusunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz tartışıldı çünkü Türk milleti demedi Sayın Erdoğan. Milletin çeşitliliği vurgusu yaptı. Bir de hem danışmanlarından biri de anayasanın metnine dair bir başlangıç hükmü olmamalı demiş. Efendim şimdi Allah aşkına Erdoğan'ın kapasitesi nedir ya? Anayasa konusunda konuşuyor.